Görev Vakfı'nın çatısı altında görev yapan e, bir yayın kuruluşu. Ve Görev Vakfı e, sadece Ulusal Kanal değil, Aydınlık, Teori Dergisi gibi, Kaynak Yayınları gibi. Kaynak Yayınları var mı? Var. E, bazı yayın kuruluşları, bazı düşünce kuruluşları, Usmer gibi. E, ve e, işte bir üniversite projesi, bir e, huzurevi projesi olan bir e, vakıf adını... Büyük sanatçımız Levent Kırca'nın koyduğu bir vakıf, görev vakfı ve bir atılım programı içerisinde şu anda. Bu konuda bizim ulusal gönüllüleri sorumlumuz Erdem Özdemir hattımızda görev vakfı ile ilgili söyleyecekleri var. Erdem merhaba. Merhaba Halil Nevler. Ben bir şeylere eksik yayınlar. söyledim. Genel Müdür Yardımcısı aynı zamanda değil mi? Ya ben beceremeyeceğim. Evet, Sen e, bir kendin anlat bir çok, kendini. Birçok görev var. Ha işte, e, gönüllüler görev sorumlusu. Var. Evet. Sen bir kendin anlat. Ben beceremedim. <laughs> e, kendimizden ziyade projeleri anlatalım. E, onun için bağlandık. Hı hı. E, i̇zleyicilerimiz zaten tanıyor e, bizleri. Yaptığımız görevleri e, zaten biliyorlar e, Halil abi. Şimdi Görev Vakfı büyük bir atılım koydu önüne. Büyük bir. Atılım yapma hedefi koydu önüne ve büyük projelerle hem izleyenlerimizin hem Türk milletinin karşısına çıktı. Nedir o projeler? Asya Çağ Üniversitesi Projesi, Huzurevi Projesi, Öğrencilere Burs Projesi. Yani toplamda baktığımızda esasında geleceği inşa etme projesi önümüze koyuyoruz. Çünkü süreç içinde bulunduğumuz durum. Ee, ve Türkiye'nin ve dünyanın gittiği yer bizi bunlara yetiyor. Ee, bu görevlere itiyor bizleri. Ee, biz de tarihi sorumluluk e, bilinciyle e, Görev Vakfı 5 e, sene önce, 5. Yani yılında e, kuruldu ve e, işte bugünler için kuruldu. E, şimdi Asya e, Çağ Üniversitesi diyoruz. Bu 4 e, farklı ülkenin e, geleceği inşa edecek 4 e, farklı ülkenin ortak çıkarlara sahip, 4 farklı ülkenin çok özel bir girişimi olacak bizim görev vakfımızın öncülüğünde. Bunun adı da çok önemli. O da geleceği inşa etme görevini tarif ediyor. Asya Çağı, Asya Çağı Üniversitesi. Geçtiğimiz gün Şule Perinçek de çıkıp ekranda. Bunu detaylıca anlattı. Diğer görev vakfı yöneticilerimiz de bunu detaylıca anlattı. Ben de görev vakfı mütevelli heyeti üyesiyim. Bu tarihi sorumluluğu paylaşanlardan olmanın büyük bir hazlı içerisindeyiz, büyük bir mutluluğu içerisindeyiz ve o gururu paylaşıyoruz. Çok tarihi bir şey. Geleceği inşa edeceğiz. Bu üniversite geleceğin gençlerini yaratacak ve geleceğin devlet yöneticilerini bizlere yaratacak. O üniversitede bunu sağlayacağız. Yapayım. E, Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yanmış, yıkılmış, taş üstünde taş yok falan. E, bir Alman önemli devlet tekilisine bak ne haldesiniz demiş. Nasıl toparlanacaksınız? E, o kişi demiş ki olsun Almanya'nın üniversiteleri var. Yani üniversiteler o denli önemlidir ki bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırabilirler, bir ülkeyi yeniden yaratabilirler. O yüzden Asya Çağ Üniversitesi benim de çok önem verdiğim bir şey. Sözünü kestim, kusura bakma. Estağfurullah. Bir uyarı yapayım. İzmir rejimizdeki arkadaşlara içeriye ses tekrar dönüyor. O biraz insicamı bozan bir durum oluyor. <laughs> evet. Anlatabilmek açısından o sesi kesersek çok mutlu olurum. Şimdi devam edeyim. Yani bu İstanbul'da İzmir rejideki arkadaşlara söylüyorum ee, Tabii bu üniversite 4 e, e, devletin e, girişimi olacağını söyledik ve oradaki e, görüşmelerde e, iyi gidiyor e, Görev Vakfı yöneticilerimiz e, görev holding yöneticileri e, oradaki e, hem e, iş insanlarıyla hem e, devlet e, yetkilileriyle e, önemli görüşmeler yapıyor ve e, iyi bir e, şeye raya girmiş durumda ee, çok önemli e, diyoruz. Çünkü geleceği inşa edeceğiz bu e, projeyle. Bunun yanında bir huzur evi projesi. E, huzur evi projesi de çok önemli. E, orada da e, yaş almış e, izleyicilerimizin, milletimizin, yaş bana almış bak milletimizin bana orada birlikte paylaşarak, birlikte üreterek. Bana bakarak üreterek, Erdem. E, Bana bakarak huzur evi olsun Bana bakarak yaş almış olsun Ben daha çok çalışacağım. Ona göre. Ahmet. Estağfurullah. Siz daha gençsiniz. Onu zaten hem izleyicilerimiz e, hissediyor sizin gençliğinizi. Hem e, sizlerle birlikte çalışan bizler hissediyoruz. Ben e, bilmiyorum artık. Üstüme alınmıyorum. Üstüme alınmıyorum huzur evi lafının. <laughs> Yok alınmayın. E, yaş almış e, <laughs> e, e, vatandaşlarımızın e, huzurla e, yaşayacakları, birlikte üretecekleri, birlikte paylaşacakları eee bir e, tesis yaratma e, amacındayız. O da çok önemli bir proje ve öğrencilere burs projeleri. Bu da e, geçim sıkıntısı yaşayan öğrencilere yardımcı olma amacıyla e, görev vakfı bunu da önüne koymuş durumda. Atılımlar çağına girdik. E, biliyorsunuz görev vakfının bünyesinde Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi, e, e, 4951 e, prodüksiyon şirketimiz ve e, ulusal radyomuz da var. E, bunların hepsi teker teker e, desteğe e, ihtiyaç duyan e, kurumlarımız ve e, görev vakfı e, bu kurumlarımızı güçlendirmek, bu kurumlarımızı ileriye götürmek için kurulmuş bir e, çatı örgüt e, diyebiliriz. Şimdi bin üye e, görevi e, hedefi önümüze koyduk. E, bu hemen e, telefonlarla bizlere ulaşarak bu bin üyeden biri olabilirler, geleceği inşa etme e, projelerinde yer alabilirler. Hem bu projelerde e, görev almak için, hem de e, e, bin üyeden biri olmak için hemen telefonlara sarılmalarını istiyoruz vatandaşlarımızın. Onu da hemen söyleyeyim arkadaşlar aşağıda veriyor ama tekrar edelim. E, 0535 055 98 83 e, numaralarını tıklayarak, e, tuşlayarak Bizlere hemen ulaşabilirler ve Görev Vakfı'na üye olabilirler. Projelerde yer alabilirler. Şimdi Görev Vakfı İstanbul ve İzmir'de temsilciliği olan bir vakıf. Ama Türkiye'nin her ilinde, her yerinde bu temsilcilikleri önümüzdeki süreçte hızla öreceğiz. Ve bir ağı da genişletmiş olacağız. Bu ağın genişlemesiyle üniversite projesi de, huzur evi projesi de, burs projesi de ...bir an önce hayata geçmiş olacak bu çok önemli projeler. Hemen aramalarını istiyoruz. Yurt dışı numaraları da var, yurt dışından da hemen arayabilir değerli izleyenlerimiz. Tabii bu projeler çok önemli. Ulusal kanalı biliyorsunuz geçtiğimiz yıl... ...Dijitürk ve TVBU platformlarına hep birlikte, el birliğiyle dahil etmeyi başardık ve... O zaman bir hedefimiz vardı. Ulusal kanalı birinci kanal yapacağız ve onun için e, bu e, platformlara dahil olmamız gerekiyor diye. Şu anda ulusal kanalımız e, bütün platformlarda yer alan e, yani hangi evde hangi platform varsa ayırt etmeksizin hepsinde ulusal kanala ulaşabiliyor e, yurttaşlarımız ve e, bu platformlar sayesinde bu platformlara ulaşabilmemiz sayesinde izleyicilerimiz de bu yükün altından kalkmamız sayesinde doğru haber... Türkiye'nin yönelimi ve burada yaptığımız analizler, stratejiler ve milli duruş evlere konuk oluyor, evlere giriyor ve yurttaşlarla buluşuyor. Ve izlenme oranımıza da yansımış durumda şu anda. 4 kat bir izleyici sayımızı arttırdığımız görünüyor reyting raporlarında. İzleyici sayımızı 4 kat arttırdık ulusal kanal biliyorsunuz araştırma şirketlerinin e, yapmış olduğu e, araştırmalarda e, ilk 5 kanal arasında takip edilen en çok takip edilen e, ilk 5 haber kanalı arasında ama biz bununla yetinecek e, kadrolar değiliz biz bununla yetinecek bir hareket değiliz Biz birinci kanal yapacağız ulusal kanalı arkadaşlarla çok sayıda toplantılar yapıyoruz bu daha ileriye götürmek için Ulusal Kanalı, Aydınlık Gazetesi'ni, prodüksiyon şirketimizi, işte Ulusal Radyo'yu hep yeniliklerle izleyenlerin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ulusal Kanalı çağa ayak uydurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Rakiplerinden geri kalmamasını ve teknik açıdan donanımını tamamlamasını ve onlarla yarışabilecek, korakor yarışabilecek bir... ...seviyeye getirme çabası içerisindeyiz. Dedik izleyici sayımızı... 4 kat arttırdık. Bununla yetinmiyoruz. Bir atılım daha yapacağız... ...ve Ulusal Kanal'ın teknik donanımını da sağlayacağız. Tabii görev vakfına... ...destek olmak sadece... E, ...bu anlattığım... E, ...üniversite, huzurevi ve... E, ...burs projesine destek olmak değil... ...aynı zamanda Ulusal Kanal'a destek olmak... ...aynı zamanda Aydınlık Gazetesi'ne destek olmak. Şimdi Ulusal Kanal'ın önüne koymuş olduğu... ...bir görev. E, biz kendi... E, görev ve yetki alanımız olduğu için onu anlatayım. E, teknik donanımımızı e, yenileyeceğiz. Canlı yayın e, aracı kazandıracağız ulusal kanala tam donanımlı ve e, haber etki gücümüzü e, daha da arttırdığımız e, ve e, diğer kanallarla e, donanımımızla da yarışabilecek bir seviyeye getireceğiz. Halil Nebiler. Ee, geçtiğimiz birkaç günde şu bilgiyi de vereyim izleyenlerimize geçtiğimiz birkaç gün Adana'daydım Adana'da e, ki arkadaşlarımızla toplantılar yaptık ve e, belli çalışmalar yaptık orada da belli görevler koyduk önümüze. <laughs> Yakın zamanda maalesef Adana temsilcimiz Adana gönüllü temsilcimiz Sadık Boral e, ağabeyimizi kaybettik. Eee Şimdi onun yerine orada Çağdaş arkadaşımızı e, gönüllü temsilcisi olarak e, görevlendirdik. Bir, ve e, daha orada Yalçın Semir Akarsu arkadaşımızla... Soy ismini bir daha söyleyelim ki <laughs> Adanoğlu arkadaşlarımız bilsinler kimdir temsilcimiz diye. Evet orada bir toplantı yaptık ve e, Çağdaş arkadaşımızı şu an soy ismini e, hatırlayamadım. Tamam. E, Çağdaş arkadaşımızı e, görevlendirdik ve... Ee, o hemen çalışmalara başladı. Birlikte kendisiyle de birlikte e, birkaç gün çalıştık orada. İyi sonuçlar da elde ettik. E, hem görev vakfı kampanyası için e, hem de ulusal gönüllüleri çalışması e, noktasında e, iyi bir e, rotaya girmiş durumda. Onun da müjdesini vermiş olalım. Bak mikro... böyle, böyle böyle yaptım. Hiç görmedin. Böyle böyle yaptım. Hiç görmedin. Mikrofonlar değişecek, kameralar değişecek, evet. Içerideki, evet. E, şey reji sistemleri değişecek Erdem. E, evet. Bak evet. E, canlı yayın aracı değişecek. Hani seninle de karşılaşıyoruz Ayvalık'ta, Çökertme'de. E, sen de fark ediyorsun benim orada nasıl yayın arasında e, delirdiğimi o aksaklıklar yüzünden. Bunları bir an önce yapmak evet. zorundayız. Yani e, denizi evet. geçip derede boğuluyoruz. Küçücük bir mikrofon yüzünden ya da e, işte daha 15 sene falan oldu herhalde bu kameralara alalı. Olmuştur. E, bunlar yüzünden evet. daha iyi bir yayın e, sunma imkanlarımız kaçıyor. E, bu e, bizim acil ihtiyacımız şimdi aramızda kalsın. Bunu e, sen e, dostun ve müdürüm olduğun için söylüyorum. Ee, görev vakfı evet, e, bunlara e, kaynak ayırabilmek için bu kampanyanın düzgün gitmesi gerekiyor. Sağlam gitmesi gerekiyor. Evet. Ben de kendi adıma rica edeyim. Kendi adıma derken ulusal kanalda e, gö yaptığım görev adına rica edeyim. ya Arkadaşlar olmuyor hakikaten ya. Bir konuk geliyor. Mikrofon takıyoruz. Adamın sesi çıkmıyor. Hayırdır diye bakıyor. E, o 15 sene önce aldığımız mikrofon demek zorunda kalıyoruz. Böyle de somut e, problemler evet. var Erdem. Evet, en ufak şeyden e, yani bahsettiğiniz gibi mikrofonlarımızdan kamera kameralarımıza canlı yayın aracımızın e, ekipmanlarından işte yayını sağlayan teknik e, teçhizata kadar e, her şeyi yenilememiz gerekiyor aslında. E, yani açık konuşmak gerekirse böyle. Hepsini yenilememiz gerekiyor çünkü eskimiş cihazlar. Dijitürk Türk kampanyası yaptığımızda bunların bir kısmını hallettik, bir kısmını e, yeniledik, bazı düzenlemeler, bazı iyileştirmeler yaptık. E, ama tabii ki yeterli değil. Ee, Ulusal Kanal şu anda e, en üst ligde mücadele ediyor e, ve ekipmanını da ona göre ayarlamak zorunda. E, şu anda Ulusal Kanal e, kendi yeteneklerinin e, yani e, teçhizatının yeteneklerinin çok ötesinde bir iş yapıyor. E, daha iyisini yapabilir e, ama bunun için e, bizim yaptığımız tespit sizin de dediğiniz gibi bazı sorunlar yaşamamak için yayın kalitesinden e, işte mikrofonlarımızın sesine, kameralarımızın e, görüntü kalitesine kadar hepsini düzenlememiz ve iyileştirmemiz gerekiyor. E, görsel bir iş, televizyonculuk ve bu görselliği de sağlamamız açısından nitelikle hiçbir sıkıntımız yok, niteliğimiz e, çok yüksek ama e, görsel açıdan da bu niteliği doğru sunabilmemiz için, doğru aktarabilmemiz için e, bunlara ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. İzleyenlerimiz de eminim şu anda telefonları e, ellerine almışlardır. Ve e, verdiğimiz numaraları arıyorlardır. Hemen görev vakfına üye olma e, olmak istiyorum diye beyan ediyorlardır. Hem yurt içinden hem yurt dışından e, izleyenlerimiz bizlere her çağrımızda el veriyor. Ve bu çağrımızda da el vereceklerinden e, hiçbir şüphe duymuyoruz. E, ve onları altta bulunan telefonları aramaya davet ediyorum. Ulusal kanalı daha güçlü yapalım. Aydınlık gazetemizi daha güçlü yapalım. Görev vakfının projelerini gerçekleştirelim. Üniversitemizi kuralım, huzur evimizi kuralım, e, öğrencilerimize burs verelim ve hep birlikte geleceği inşa edelim. Geleceğin inşasında görev almak için, bu tarihi görevi yapmak için te hemen telefonlara sarılmalarını istiyoruz izleyenlerimizin, e, diyelim Haline Biler. Şimdi bak, e, çok somut bir şey vereceğim. Ulusal kanal nasıl daha iyi yayın yapar? Şu benim yayın akışım, kendi hazırladığım yayın akışım, editörümün katkılarıyla. Buraya... E, Dün gece saat 12.30'da da yazı yazmışım. Bir gündem maddesi yazmışım. Sabah 9'a 5 kaladı. Yani buradan çıktıktan sonra, program bittikten sonra ertesi günün yayın akışı oluşturulmaya başlanıyor. Burada yaklaşık her gün 40 madde olur. Ve bunların kendi kafamdaki kurgusu, editörle birlikte yaptığımız kurgular, bir film kurgusu gibi akıcı olsun diye. Şimdi bütün bunlarla uğraşırken, bir mikrofonun sesi ters vermesi ya da bir e, prompterın çalışmaması bütün bu kırk maddelik kurguyu bozuveriyor. Yani istediğiniz kadar evet. beyin gücünü çalıştırın. Bizim altyapımızdaki en ufak bir sorun, e, sonuç olarak biz de etten, kemikten, kandan, sinirden insanlarız. Ve bizim de bir e, moralle ilgili bir tarafımız var. E, yüzün gülmedikten sonra istediğin kadar espri yap değil mi? Yani e, içerik olarak arkadaşlarımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama biz hala 15 yıllık evet. kameralarla mikrofonlarla e, çalıştığımız için bak yakınmıyorum, kendi adıma yakınmıyorum. Daha, daha iyisini nasıl yaparız diye evet. örnek gösteriyorum. Daha iyisini yapabilmemiz için de e, iki şey yapabiliriz, seninle birlikte yapabiliriz. Ne yapabiliriz? El ele tutuşuruz bir. Ee, büyük holdingin sahibini tanıyorumdur mesela gideriz baba at şuraya 3-5 e, alalım şunları deriz alırız da ama adam ondan sonra der ki ya niye böyle yayın yapıyorsunuz şöyle yapsanız da o da bizim işimize gelmez. O zaman o zaman sahibinin sesi oluruz haline biler. Sahibinin Biz sesi olur. Ee, ya da ne yaparız evet. Türk milletine deriz ki arkadaş bak bu televizyon senin televizyonun değil mi bu üniversite senin üniversiten. Bu huzur evi senin huzur evin. Evet. Bu radyo senin radyon. Bak bu gazete senin gazeten. İnsan kendi evinde ampul patlayınca değiştirmez mi? Değiştirir. E değiştir şunları deriz. İkisinden birini yapacağız. Birincisini evet. ne ben ne sen ne ulusal kanalda çaycıdan genel yayın yönetmenine, genel müdürüne hiç kimse yapmaz. Ama ikinciyi de yapmak Türk milletine düşer. Ben de bunu söyleyeyim. Evet. Evet. De eminim e, bu ihtiyaçlar şu anda e, çalan telefonlarımızla e, görev alan görev vakfında görev alan, e, görev vakfına üye olan, ulusal kanal gönüllüsü olan e, hemen e, telefonlarla sarıldı ve e, bu görevleri e, yerine getiriyorlar bahsettiğimiz ihtiyaçları karşılamak için eminim e, bu yayını izlemiyor izle, izlemeyen e, dostları vardır onlara hemen aramalarını ve ...bu göreve davet etmelerini istiyoruz izleyenlerimizden. Ee, dedik ya Görev Vakfı şu anda İstanbul, İzmir'de temsilcilikleri var. Türkiye'nin her yerine temsilcilikler kuracak. Ee, bu temsilciliklerde görev almak e, gerekiyor. Ee, ve e, biliyorsunuz e, yani e, Levent Kırca e, da e, bu Görev Vakfı'nın e, isim babasıydı e, ve... O tarif ediyordu bunu. O çok güzel tarif ediyordu. Yakın zamanda kaybettik kendisini. E, Levent Kırca şöyle diyordu: e, Ben e, bu harekette her şeyi yaparım. Bu hareketin başarılı olması için her göreve hazırım diyordu. E, bizim de hepimizin bu iradede olması lazım, bu bilinçte olması lazım ve görev alıp çalışmamız e, ve e, bir an önce bu projeleri gerçekleştirmemiz önümüz açık. E, Türkiye'nin önü açık. Asya'nın önü açık Asya'daki devletlerle Bağlarımızı kuvvetlendirecek Birlikte inşa ettiğimiz Gelecekte birlikte inşa edeceğimiz bir Üniversite kuracağız Bunun için görev alın diyoruz Ulusal kanalın ihtiyaçları için Görev alın diyoruz Ulusal radyonun ihtiyaçları için görev alın diyoruz Aydınlık gazetemizin ihtiyaçları için Görev alın diyoruz Hepsinde bakın kurumlarımızın hepsinde ee, araçlarımızın hepsinde e, büyük bir atılım dönemindeyiz. Geçtiğimiz yıldan bu yana büyük bir atılım dönemindeyiz ve söylediğimiz her şeyi gerçekleştiriyoruz gerçekten. Yani biz bir şey istiyoruz, izleyicilerimizden bir şey istiyoruz. Ee, destek vermelerini istiyoruz, ellerinde avuçlarındakini istiyoruz, taşınmazlarını istiyoruz, e, bağışlarını istiyoruz e, ve bunları nasıl değerlendirdiğimiz ortada. Ulusal kanalı... Üst sıralara taşıyacağız dedik. Birinci kanal yapacağız dedik. İzlenme sayımızı dört kat arttırmış durumdayız. Daha bir sene dolmadan biliyorsunuz bütün platformlara girdik ama bir sene daha dolmadı. Bir sene daha dolmadan izlenme oran, oranımız dört kat artmış durumda. Daha da artacak. Daha da artacak. Bu e, teknik ihtiyaçları e, hallettiğimiz koşulda e, hem yeteneklerimiz artacak, hem e, doğru haberi sunuş şeklimiz e, daha etkili olacak. Ee, ve daha fazla haneye ulaşacak, daha fazla kişiye ulaşacak. Ee, bunun için her herkese e ne oldu? Ses mi kesildi? Bağlantı mı koptu arkadaşlar? Bir sıkıntı oldu ama ee, tekrar bağlayabilecek miyiz? Bağlayabilecek Bakıyorlar. miyiz tekrar? Efendim? Bakıyorlar. Bakıyorlar peki? Arkadaşlar dediğimiz gibi. Bakın e, biz e, süperlikte oynayan bir televizyonuz artık. Yani bir zamanlar bize ya siz ikimiz diyor ki falan diyorlardı. E, biz biliyorduk insanların izlediğini, Türk milletinin izlediğini ama e, siz ikimiz diyor ki diyorlardı. Şimdi en çok izlenen kanallar arasındayız. Bir yıl olmadan izleyici oranını yüzde 400 arttırmış e, bir televizyon kanalıyız. Bunu da zaten sokakta yürürken falan bile e, fark edebiliyoruz. Ee, güvenilirlik anlamında Türkiye'nin ilk beş televizyonu arasındayız ki, e, bu ilk beş televizyon arasında devletin haber televizyonu var, arkasında devlet. Ee, büyük holdinglerin televizyonu var ama bunların arasında yine e, sıralamaya girmiş ve e, oraya oturmuş bir televizyon, Ulusal Kanal. Ee, valla e, biz Ulusal Kanal olarak, görev vakfı olarak e, savaşırız. Elimize çakı da verseniz savaşırız, S-400 verseniz de savaşırız, SU-57 de verseniz savaşırız, kayıp da verseniz savaşırız. Bizim işimiz bu. Mustafa Kemal ne diyor? Biz, bizi mahvetmek isteyen emperyalizmi ve bizi yok etmek isteyen kapitalizmi e, savaşmayı meslek edinen insanlarız. Bizim işimiz bu. Ha ama çakı yerine S-400 verirseniz, sonuçları çok farklı olur. Ne bileyim, e, kayık yerine destroyer verirseniz sonuçları çok farklı olur. Yoksa benim için fark etmez ben, savaşırım yani. Erdem bir ara koptu, gitti. E, e, buyur. Ee, geri geldik. Siz çok güzel anlatıyordunuz. Siz çok güzel anlatıyordunuz. <laughs> Dinliyordum ben de. Ya ben kendi kendime ee... konuşuyorum öyle. <laughs> evet. Ee... Gerçekten de e, mücadele edebilmeniz için e, topa, tüfeğe, silaha, mermiye ihtiyacınız var. E, cephede elinizde sopayla bekleyemezsiniz. E, cephede savaşırken e, sapanla e, savaşırsanız farklı bir sonuç olur. Sizin de dediğiniz gibi topla, tüfekle savaşırsanız e, başka bir şey olur. E, i̇zleyicilerimizden onu istiyoruz. Kameramızı yenilemeyi, mikrofonu yenilemeyi, e, işte canlı yayın aracını bu yüzden istiyoruz bu teçhizatı bu yüzden istiyoruz. Biz savaşa hazırız. Bütün kadrolarımızla savaşıyoruz. Ee, ama daha iyi savaşabilmemiz için, savaş yeteneklerimizin daha genişle genişleyebilmesi e, ve daha iyi sonuçlar alabilmemiz için topa tüfeğe, mermiye ihtiyacımız var. Onlarda canlı yayın aracımız, mikrofonumuz, kameralarımız, e, bunların e, yenilenmesine ihtiyacımız var. E, onun için lütfen hemen e, arayalım, ulusal gönüllüsü olalım. Görev Vakfı'na üye olalım. İlk bin üyeden biri siz olun. Çağrısını bu yüzden yapıyoruz. Ve göreve davet ediyoruz izleyenlerimizi. Evet. Erdem çok teşekkür ederim. üyelerim üyelerim, izleyenlerimiz, gönüllülerimiz, ya bu gönüllüler müthiş insanlar ha. Nereye gitsek hemen koşa koşa gelirler. Ellerinden geleni yaparlar. Ulusal gönüllüleri, izleyiciler. Hemen harekete geçin arkadaşlar. Elinizden geleni yapın. Ee, ve işte bir üniversitemiz olsun, biz yayına diyelim dış politika değerlendirmek için bilmem ne üniversitesinden birini çağıracağını, Asya Çağ Üniversitesi öğretim üyesi, dış politika uzmanı bilmem kimi çağıralım değil mi yani? Daha e, net an, e, olsun her şey. Biz sizden görev vakfı için bir şey istiyorsak, sizin doğru haber alma hakkınız için istiyoruz. Sizin çocuklarınızı daha iyi bir üniversitede, daha e, çağa uygun bir üniversitede okutmanız için istiyoruz. E yaşlandığınız zaman bana kimse bakmıyor ya demiyesiniz diye güzel bir huzurevi için istiyoruz. Yine sizin evet. için. Yoksa ben hep 50 lira alıyorum benzin Yani hiç benim için fark etmiyor. Peki bitirelim Erdem. Evet. Haline birer çok küçük bir şey ekleyeyim. Ee, Adana'dan müjde vermiştim biliyorsunuz Adana kadromuzun. E, ...güçlendiğini ve daha etkili bir çalışma yapabilecek e, yapabilmek için bazı düzenlemeler yaptığımızdan bahsetmiştim. E, yakın zamanda yeni bir e, şey daha, e, yeni bir ilde daha e, varlığımızı arttırıyoruz. Onu da söyleyeyim. E, Bursa'da, yakın zamanda Bursa'da e, bir gönüllü ağı çalışması başlatacağız e, ulusal kanal için. E, orada bir e, irade belirdi bazı arkadaşlarımız. Orada da genç arkadaşlarımızla e, birlikte... Bir atılım gerçekleştireceğiz Bursa'da onun da müjdesini şimdiden vereyim hem de Bursa'dan bizleri izleyen izleyenlerimize sanırım 28 Kasım'da arkadaşlar bir etkinlik planlaması yapıyorlar orada olacağım Aydınlık Gazetesi genel yayın yönetmeni İlker Yücel de orada olacak ulusal kanalı konuşacağız Aydınlığı konuşacağız orada izleyenlerimizle okurlarımızla bir araya geleceğiz. Ve bir atak başlatacağız. Orada da sürprizlerimiz olacak. Ee, i̇zleyenlerimize de şimdiden duyuralım. Bursadaki, e, Bursa'dan bizi izleyenler de e, hazır olsunlar. E, göreve hazır olsunlar. E, geldiğimizde birlikte e, neler yapabiliriz onları tartışacağız diyelim. E, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Geleyim mi Bursa'ya? Adam lazım mı? Taş taşımaya, çay dağıtmaya... <laughs> her, her şeye her şeye lazım. Her Peki. şeye herkes lazım. Erdem çok teşekkürler. Sağ olasın. Var olasın. Arkadaşlar, e, bugünlük tamam. bu kadar. E, bitti. E, zaman bitti yani. Yoksa ben oho daha çok konuşurum. Ama yarın saat 9.30'da buradayım. Yarın saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Türk milleti kazanıncaya kadar. Mazlum milletler kazanıncaya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın